Biz epeydir Kur'an okumuyoruz. Kur'an okuyalım hadi. Biz hep kısa sureleri okuyoruz. Şey yapayım. Yani koca bakara suresini okuyacak değilim yayında tabi ama. Uzun bir sureyi ortasından bir yerden okuyalım. Atıyorum. Enam 100. Enam 100'den şöyle bir okuyalım. Anneannem yan odada cübbeli izliyor. Ben burada Cemre Demir'i izliyorum. Kalite farkı. Tabi cübbeli hocamızın seviyesine ulaşmak haddimize değil. Haydi okuyorum. Enam 100. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a bir de cinleri gözle görülmeyen yaratıkları ortak koştular. Oysa ki onları o yaratmıştır. Bilgisizce ona oğullar ve kızlar isnat etme saçmalığını gösterdiler. Şan yücedir onun. Onların nitelemelerinin ötesindedir o. Burada klasik pagan inançlardan bahsediyor. Allah'a oğullar, kızlar isnat etmek. Allah'a cinleri ortak koşmak. Bunun çok benzeri günümüzde var. Kalburüstü kesimin şey yaptığı, prim verdiği, melek koçluğu, meleklerle yaşamak, şeymiş. Başın hani bir şey istedin mi? Allah'tan değil meleklerden isteyecekmişsin. Çünkü neden? Yani Allah böyle bir şey için rahatsız edilir mi? Meleklerden iste. Argüman bu. Oğlum Allah Türk Telekom müşteri hizmetleri mi? Dua edince sana Vivaldi mi dinletiyor? Allah'tan isteyeceksin tabi ki. Ya ne diye melekten istersin? Ne diye melekle Allah'a şirk koşarsın ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya vallahi kaşınıyor bu insanlar ya. Gökleri ve yeri yaratıp donatan bedi odur. Bak gökleri ve yeri yaratıp donatan bedi odur. Bedi Allah'ın ismidir. Örneği olmayan şeyleri yaratan demektir, benzersiz demektir. Ve adam alıyor bu ismi, Bediüzzaman diyor kendine. Allah'ın bazı isimleri insanlarda olabilir. Mesela Rahim, Merhametli bir anne de merhametli olur. Ama mesela Allah'ın Samet ismi insanda olmaz. Samet eşsiz benzersiz demek. Bedi Hiçbir örneği olmayan şeyleri yaratan demek. Sen nasıl kendine Bediüzzaman diye isim alırsın ya? <laughs> Bediüzzaman, Said Nursi. Hadi oradan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiniz Allah işte budur. İlah yok ondan başka. Her şeyin yaratıcısıdır. Haliktir o. Ona kulluk edin. O her şeye vekildir. Gözler onu fark edip kavrayamaz. Oysa ki o gözleri bi görür, bilir. O latiftir, lütfu çok olduğu halde kendisi görülemez. Habirdir, her şeyden haberdardır. Gerçek şu ki size Rabbinizden gönül gözleri gelmiştir. Kim görürse kendi yararına, kim körlük ederse kendisi zararına. Tam bir şey. Rasyonel egoizm. Kim görürse kendi yararına, kim körlük ederse kendi zararına. Rasyonel egoizm. Ben sizin üzerinize bekçi değilim. Ayetleri bu şekilde çeşitli başlıklarla veriyoruz ki sen ders aldın desinler. Biz de ilimden nasiplenen bir toplum için onu iyice açıklayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Loris demiş ki çoğu yapılan büyülerde Kur'an-ı Kerim'den ayet sıkıştırılır. Bunun olma nedeni meleklerin söz konusu Kur'an-ı Kerim ayetleri olunca yazmak zorunda kalmasıdır. Maalesef aptalca şeylere inanıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklerden yüz çevir. Allah dileseydi şirke batmazlardı. Yani bu Allah onları saptırdı manasında değil. Allah dileseydi müdahale ederdi ve özgür iradelerine ve iyi insanlar olurlardı. Ama Allah onlara özgür irade vermiş. Allah dileseydi şirke batmazlardı. Biz seni onlar üzerine bekçi yapmadık. Sen onlara vekilde değilsin. Kaç ayette deniliyor. Biz seni onlar üzerine bekçi yapmadık. Sen bir zorba değilsin. Yani peygambere emredilmeyen şeyleri bugünkü insanlar, bugünkü Müslümanlar kendilerine misyon ediniyorlar. İnsanların başında bekçilik yapıyorlar. Allah'ın berisinden birilerine niyazda bulunanlara, Allah'ın dışından birileri için çağrı yapanlara, yakardıklarına sövmeyin. Yoksa onlar da düşmanlıkla ve bilgisizce Allah'a söverler. Biz her ümmete yaptığı işi bu şekilde süslü gösterdik. Sonra hepsinin dönüşü Rabblerinedir. O onlara yapmakta olduklarını haber verecektir. Tüm yeminleriyle Allah'a yemin ettiler ki eğer kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklar. Söyle ona mucizeler ancak Allah katındadır. Mucize geldiğinde de iman etmeyeceklerini anlamıyor musunuz? Bunu çok iyi anlıyorum. Mucizeyi görse de iman etmeyecek olan insanları çok iyi anlıyorum. Ki başka bir ayette de şey diyor. Biz mucize göstermiyoruz. Çünkü görseler de inanmayacaklar. Biz onların gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz. İlk seferinde ben buna iman etmedikleri gibi bırakırız kendilerini de. Azgınlıkları içinde körü körüne bocalar dururlar. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına dikseydik Allah'ın dilemesi dışında yine de inanmazlardı ne var ki çokları cehalet sergiliyorlar. İşte böyle. Biz peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Şeytan insandan da cinden de olur. Kötünün bir eş anlamlısı. Tekil kişi olan iblistir. Bunlar aldatmak için birbirlerine lafın yaldızlısını fısıldarlar. Harika ya harika. Arapça terimler sıkıştırır, sıkıştırır, sıkıştırır. Sonunda hadislere inan, evliyaya inan, mezheplere inan. Bunlar aldatmak için birbirlerine lafın yaldızlısını fısıldarlar. Rabbin dileseydi onu yapamazlardı. Bırak onları düzlükleri iftiralarla baş başa kalsınlar. Ki ahirete inanmayanların gönülleri ona ısınsın, ondan hoşlansınlar, Elde ettikleri şeylere sahip olmaya devam etsinler. Bırak günahları artsın diyor. Allah size ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken Allah'ın dışında bir hakem mi arayayım? Hayır. Kitap ayrıntılı kılınmamış. Hadislere ihtiyaç var. Buhari'nin hakemliğine ihtiyacımız var. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onun Rabbi, Rabbinden hak olarak indiğini biliyorlar. Sen kuşkuya düşenlerden olma. Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur. En iyi işiten, en iyi bilendir o. Onun sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur diyor. Yani... Kur'an'ın hiçbir şekilde değiştirilemeyeceğini söylüyor ve sahiden de dünyanın her yerinde aynı Kur'an var. Fakat ne yapıyorlar? Değiştiremedikleri kitabın yanına ek kaynaklar koyuyorlar. Yeryüzündeki insanların çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Sadece sanıya uyarlar onlar ve sadece saçmalarlar. O kadar güzel bir ayet. O kadar güzel bir ayet. Biliyorsunuz Kur'an'da çoğunluktan hiç iyi bahsedilmez. Bismillahirrahmanirrahim. Kendi yolundan kimin saptığını en iyi bilen Rab, en iyi Rab senin Rabbin bilir. Hidayete ermiş olanları en iyi bilen de O'dur. O halde O'nun ayetlerine inanıyorsanız üzerine Allah adı alın anılmış olanlardan yiyin. Size ne oluyor da üzerine Allah'ın adı anılmış onlardan yemiyorsunuz. Zorda kalışınız dışında üzerinize haram kıldığını bizzat kendisi size ayrıntılı olarak açıklamıştır. Birçokları ilimsiz bir biçimde kendi keyiflerine dayanarak halkı şaşırtıyorlar. Hiç kuşkusuz senin Rabbin sınır tanımaz azgınları çok iyi bilmektedir. Hep de helali harama çevir çevirirler. Din daha da zorlaşsın diye. Ya haramı helale çevirmeyi anlarım. O da günah ama Haram olan bir şey, hoşuna gidiyordur. İşte ne bileyim, kumar falan, içki, şu, bu. Ama bunlar helal olan şeyleri haram yapıyor. Ulan bundan ne çıkarın olacak? Günahın açığını da bırakın gizlisini de. Günah kazananlar, yapıp ettiklerinin karşılığını yakında göreceklerdir. Üzerine Allah'ın adı anılmayanlardan yemeyin. Böyle bir şey tam bir yoldan çıkıştır. Şeytanlar kendi dost ve destek destekçilerine sizinle mücadele etmeleri için elbette ki vahiy gönderirler. Şeytanların vahiy gönderdiğini söylüyor bak. Konuşma sözün yaldızlısını söyleme değil vahiy verirler diyor. O şeytan evliyasına boyun eğerseniz kesinlikle müşrikler oldunuz demektir. O şeytan evliyasına boyun eğerseniz kesinlikle müşrikler oldunuz demektir. Ve dalga geçer gibi, Allah'a kafa tutar gibi şirk koştukları insanların adına evliya demişler. Veli, Veli demişler. Bismillahirrahmanirrahim. Bir ölüyken kendisine hayat verdiğimiz, insanlar içinde yürümesi için kendisine ışık tuttuğumuz kişinin durumu Karanlıklar içinde kalmış bir türlü ondan çıkamayan kişininki gibi olur mu? İşte böyle. Küfre sapanlara yapmış, yapmakta oldukları süslü püslü gösterilmiştir. Biz bu şekilde her kentte, her medeniyette kodamanları o kent ve medeniyetin suçluları yaptık ki orada oyunlar tezgahlayıp tuzaklar kursunlar. Hiç yabancı gelmedi değil mi? Aslında onlar öz benliklerinden başkasına oyun oynamıyorlar ama farkında değiller. Sadece dünya olsaydı bu kodamanlar gayet haklı olurdu. Enayileri sömürmekle gayet haklı olurlardı. Ama ahirette olduğu için kendi zararlarını. Ya, yeah. ya. Yeah. Gel, gel Onlara bir ayet geldiğinde şöyle demişlerdi. Allah Resullerine verilenin tıpkısı bize de verilmedikçe asla inanmayacağız. Allah Resullük görevini nereye vereceğini daha iyi bilir. Suç işleyenlere oynadıkları oyunlar yüzünden Allah katında bir küçüklük ve şiddetli bir azap öngörülmüştür. Allah iyiye ve güzele götürmek istediğinin göğsünü İslam'a açar. Saptırmak dilediğinin de göğsünü öylesine daraltıp tıkar ki o göğe yükseliyormuş gibi olur. Allah iman etmeyenler üzerine pisli pisliği işte böyle atıverir. Burada ilginç bir şey var farkında mısınız? Saptırmak dilediğinin de göğsünü öylesine daraltıp tıkar ki o göğe yükseliyormuş gibi olur sahiden de göğe doğru yüz yükseldiğinde, atmosferde yükseldiğinde basınç azalır ve göğsün daralır. Nefes alamazsın. Yani işte İncil'de bunlar yok abi. İncil bir ahlak kitabı ama böyle şeyler, böyle deliller yok. Saptırmak dilediğinin de göğsünü öylesine daraltıp tıkar ki o göğe yükseliyormuş gibi olur. Rabbinin yolu işte budur, dost doğru kıvamında. Biz öğüt alan bir topluluğa ayetleri ayrıntılı bir biçimde açıkladık. Kur'an ayrıntılı olduğunu defalarca söylüyor ve hala başka kaynaklara ihtiyaç duyuyorlar. Rableri katındaki huzur ve esenlik yurdu onlarındır. İşler, ol, o, işler oldukları ameller yüzünden o onların velisi vermiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Gün olur şöyle diyerek onların da onları huzurunda toplar. Ey cinler topluluğu, şu insanlara gerçekten çok ettiniz. Onların insanlardan olan dostları şöyle derler. Rabbimiz kimimiz kimimizden yararlanmıştı. Bizim için belirlediğin sürenin sonuna geldik. Buyurur ki barınağınız ateştir. Allah'ın dilediği zamanları hariç orada süreklisiniz. Senin Rabbin hakimdir, alimdir. Cinlerle, minlerle uğraşmak, iletişim falan yasak yani. Üç ay sonra yine alkole başladım. Yapma. Yemin ederim çok yoruldum. Cemre şüpheci olmaktan yoruldum. Din konusunda sürekli şüpheciyim. Mütmeyin olamıyorum. Yavrum dindar hayat yaşamadan onları hissedemezsin içinde. Bismillahirrahmanirrahim. İşte biz zalimlerin bir kısmını bir kısmına kazanır oldukları şeyler yüzünden bu şekilde dost yaparız. Önder yaparız. Ey cinler ve insanlar topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve şu gününüzde yüz yüze geleceğiniz hususunda sizi uyaran Resuller gelmedi mi? Kendi aleyhimize tanıklık ettik dediler. İğreti hayat onları aldattı da küfre saptıklarına ilişkin öz aleyhinde tanıklık ettiler. Allah'ın kendi yarattığı dünya hayatı için iğreti demesi harika bir şey. Sebep şudur, Rabbin halka habersiz bir haldeyken kentleri helak edici değildir. Tebliğ önemli. İşte soru duruyorsunuz ya şu cennete gider mi? Şunun durumu ne olacak? her birinin yapıp ettiklerinden kaynaklanan dereceleri vardır. Rabbin onları onların işlediklerinden gafil değildir. Senin o gani Rabbin rahmet sahibidir. Dilerse sizi ortadan kaldırır ve sizi bir başka topluluğun soyundan vücuda getirdiği gibi ardınızdan da dilediğini sizin yerinize getirir. Size vaat edilen şeyler kesinlikle meydana gelecektir. Siz engel olamazsınız. Ey toplumum, yapabileceğinizi yapın. Ben de yapıp ediyorum. Yakında yurdun sonunun kime ait olacağını bileceksiniz. Gerçek olan şu ki zalimler kurtulamayacaktır. Bak, peygamber bile diyor ki: Ey toplumum, yapabileceğinizi yapın. Elinizden geleni yapın. Ben de yapıp ediyorum. Dünyayı kurtarmak gibi bir misyonu yok Muhammed. Hiçbir peygamber. Bizim de yok ama kısıtlı imkanlarımızla potansiyelimizi sonuna kadar zorlamak zorundayız. Hep diyorum ya kendinize karşı merhametsiz olun, kırbaçla yaklaşın, zorla çalışmaya itin kendinizi, değer üretmeye itin kendinizi. Kendi döllendirip yaydığı ekinden ve hayvanlardan Allah'a bir paya ayırdılar da kendi zanlarınca şöyle dediler. Bu Allah için, bu da ortaklarımız için. Klasik pagan inancı. Or Ortakları için olan Allah'a ulaşmaz ama Allah için olan ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. <laughs> Aynen bunun gibi müşriklerden bir çoğuna Allah'a ortak koştukları kişiler öz evlatlarını öldürmeyi güzel göstermiştir ki hem onların yok etsinler hem de dinlerini onlar aleyhine karma karışık hale getirsinler. Bak dinlerini karma karışık hale getirmekten zevk alıyorlar. Haramlar uydurarak bir de öz evlatlarını öldürmeyi güzel göstermiştir. Bu bence şey e, hani Arabistan'da kızların gömülmesi değil de eskiden çocuk kurban edilmesiyle alakalı. Ve muhtemelen İbrahim de çocuk kurban edilen bir toplumdaydı. O yüzden ona çocuğunu kurban etmesi emredildi. Ve niçin Allah'ın buna emretmeyeceği gösterildi. Cemre Allah'ın dilediği zaman hariç hep cehennemdeler dedi. Acaba cehennem sonsuz ama orada kalma süresi sonsuz değil mi acaba? Bilmiyorum bilmiyorum Emir. Ben de her sorunun cevabı yok. Aynen bunun gibi müşriklerden birçoğuna ha bunu okuduk Bismillahirrahmanirrahim. Kendi kuruntularına uygun olarak şöyle dediler. Şunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinlerdir. Bak kendi kuruntularına keyfi, key keyfiyetlerine uygun olarak şöyle dediler. Şunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinlerdir. Şu yenir mi, bu yenir mi? Erkeğe ipek giyme karam. İşte bilmem ne eti yeme karam. Domuz eti dışında herhangi bir hayvan haram değil. Haram uydururlar da uydururlar. Midye harammış, şu harammış, bu harammış. Balığa benzemeyen şeyler harammış. Deniz ürünleri. Yo bunu sen uydurdun. Kalamar Karides Haram Sünnilikte. Kendi kuruntularına uygun olarak şöyle dediler. Şunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinlerdir. Bizim dilediğimizden başkası yiyemez bunları. Hayvanlar var, sırtlarına binmek yasaklanmıştır. Hayvanlar var, Allah'a iftira yüzünden üzerlerine Allah'ın adını anlıyorlar. Allah onları üretmekte oldukları iftiralar yüzünden cezalandıracaktır. Çok sakat bir konu Allah'a iftira atmak. Bismillah. Şunu da söylediler. Şu hayvanların karınlarındakinden karınlarındakiler erkeklerimize özgülenmiştir. Kadınlarımıza haramdır. Yavru ölü doğarsa kadın erkek hepsi onda hak sahibidir. Bu nitelendirmeleri yüzünden Allah cezalarını verecektir hakimdir o alimdir. Şu bir gerçek ki ilimsizlik yüzünden öz evlatlarını beyinsizce katledenlerle Allah'ın kendilerine verdiği rızıkları Allah'a iftira ederek haramlaştıranlar gerçekten hüsrana uğramışlardır. İnan olsun sapıtmıştır onlar. Hiçbir zaman doğruyu ve güzeli bulamazlar. Kur'an'da niye haram olan şeyi helal yapıyorsunuz gibisinden hiçbir ayet yok yapmıyorlar bunu. Niye helal olanı haram yapıyorsunuz diye onlarca ayet var. Kaşınıyorlar çünkü. Kaşınıyorlar çünkü. Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmaları, sebzeleri, zeytinleri, narları birbirine benzer ve benzemez biçimde oluşturan odur her birinin meyvesinden olgunlaştığı zaman yiyin ve hasat gününde onun hakkını da verin. İsraf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanı da döşek yapılanı da yaratan yine odur. Allah'ın size verdiği rızıklardan yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Sekiz çift. Koyundan iki, keçiden de iki de ki iki erkeği mi haram kıldı iki dişi mi yoksa iki dişinin rahimlerinin kuşattığı mı eğer doğru sözlülersiniz bana ilimle haber verin. Kur'an'da ayetler deliller var hadisler sözlerdir söz demek İlim dışı bir şekilde insanları şaşırtmak için yalan düzüp Allah'a iftira edenden daha zalim kim olabilir? Allah zulme sapı, sapan bir topluluğa kılavuzluk etmiyor. Hele olan bir şey haramlaştırmak çok 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 büyük bir günah. Allah'a iftiradır bu. De ki bana vahyolunanlar içinde bu haram dediklerinizi yiyecek birine yasaklanmış bir şey bulamıyorum yalnız şunlardan biri olursa başka. Leş, akıtılmış kan, domuz eti ki o bir pisliktir ve Allah'tan başkası adına boğazlanmış bir murdar. Bunlar dışında yiyecek aramı yok. İstirar haline düşen başkasının hakkına dokunmamak, zorunluluk sınırını da aşmamak şartıyla bunlardan yiyebilir. Çünkü senin Rabbin çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Yahudilere tüm tırnaklı hayvanları haram kıldık. Onlara ayrıca sığır ve koyunun yağlarını da haram kıldık. Koşer diye beyet yerler hala. Sığır ve koyunun sırtlarının ve bağırsaklarının taşıdığı yağlarla, kemiklerle karışan yağlar bunun dışındadır. Bunu onlara azgınlıkları yüzünden bir ceza olarak yaptık. Biz elbette sözünde duranlardınız. Artık yalanlarlarsa şunu söyle. Rabbiniz çok geniş bir rahmetin sahibidir. Ancak onun azabı günaha batmışlar, topluluğundan uzak tutulamaz. Şirke batanlar şöyle dileseydi, Allah dileseydi ne biz şirke batardık ne de atalarımız hiçbir şeyi haramda yapmazdık. Bak Allah'a iftira. Onlardan önceki özgür radeyi bir kenara bırakıyor, Allah dileseydi sapmazdık. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar bu şekilde yalanlamışlardı. De ki: Yanınızda önümüze çıkaracağınız bir çıkaracağınız bir ilminiz var mı? Zan'dan başka bir şeye uymuyorsunuz. Sadece saçmalıyorsunuz siz. En mükemmel kanıt Allah'ındır. O dileseydi hepsi hepinizi de do toptan doğru yola iletirdi. Ama ne var? ki Özgür irade varmış. Şunu da söyle Allah şunu haram etmiştir diye tanıklık edip duran şahitlerinizi getirin. Eğer tanıklık ederlerse sakın onlarla birlikte tanıklık etme. Ayetlerimizi yalanlayanlarla ahirete inanmayanların keyifleri artınca gitme. Onlar kendi Rablerine başkalarını denk tutuyorlar. De ki onlara, şimdiye kadar hep dikkat ettiniz mi? Delile dayanmadan kendi inancına sarılanları eleştiriyor bir yani İslam'a inanmak için delil lazım. Delil. Delil bulun diyor Allah. De ki onlara hadi gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığınızı yüzünüze karşı okuyayım. Hiçbir şeyi ona ortak koşmayın. Ana babaya çok iyi davranın. Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizi de onları da rızıklandırırız. Kötülüklerin görünenine de gizli kalanına da yaklaşmayın. Allah'ın saygın ve aziz kıldığı cana bir hakkı savunmak dışında kıymayın. Allah size bunları önerdi ki aklınızı işletebilirsiniz. Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak üstüne erinceye kadar en güzel yolla ilgilenme hali müstesna. Ölçme ve tartmayı tam bir dürüstlükle yerine getirin. Hiç kimseye yaratılış kapasitesinin üstünde yükümlülük getirmiyoruz. Konuştuğunuz zaman yakınlarınız aleyhine de olsa adaleti gözetin ve Allah'a verdiğiniz söze sadık kalın. Düşünüp ağlasın, öğüt alasınız diye o size bunları önerdi. Bu benim dost doğru yolumdur. Onu izleyin, başka yolları izlemeyin. Yoksa bu hal sizi onun yolundan uzaklaştırıp parçalara böler. Sakınıp korunasınız diye o bunu önermiştir size. Sonra güzel davrananlara nimetimizi tamamlamak, her şeyi ayrıntılı kılmak, bir kılavuz ve rahmet olmak üzere Musa'ya o kitabı verdik ki onlar Rablerine kavuşar, kavuşacaklarına inanabilsinler. Bu da ilginçtir. Musa'ya kitabı verdikler ama Tevrat'ı verdik demez. Bu da bizim indirdiğimiz bir kitaptır. Kutsal ve bereketli. Artık ona uyun ve sakının ki size rahmet edilebilsin. Kitap bizden önce iki topluluğa indirildi. Biz onu okuyup araştırmaktan gerçekten habersizlik demeyesiniz. Hele yani bu çağda hiç böyle bir mazeret olamaz şunu da söylemeyesiniz. Eğer bize kitap indirilmiş olsaydı onlardan daha doğru yürüyüşlü olurduk. <laughs> Artık size Rabbinizden bir beyine, bir kılavuz ve bir rahmet gelmiş bulunuyor. Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenlerden daha zalim kim var? Ayetlerimize sırt dönenleri yüz çevirmeleri yüzünden azabın en acıklısıyla cezalandıracağız. Çok özür dilerim. Nerede kaldım ben? Heh. Neyi bekliyorlar? Kendilerine meleklerin gelmesini mi? Rabbinin gelmesini mi? Yoksa Rabbinin bazı mucizelerinin gelmesini mi? Yani inanmak için daha ne delil arıyorsun? Her yer delil kaymıyor. Dış dünyada, iç benliklerimizde, Kur'an'da. Rabbinin bazı mucizeleri geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır sahibi olamamış kişiye imanı hiçbir yarar sağlamayacaktır. De ki bekleyin doğrusu biz de bekliyoruz. Dinlerini parça parça edip fırkalara, hiziplere bölünenler var ya senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi kalmıştır. Allah onlara yapıp ettiklerini haber verecektir. Mezhepler haram. Bitti. Mezhe mezhepler yasaklandı. Bunun gibi daha çok ayet var dinlerini parça parça edip fırkalara, hiziplere bölünenler var ya. Senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Muhammed diyor bunu. Mezheplere bölünenler de senin hiçbir alakan yok. Eyvallah Arhan'cığım. Kim bir güzellikle gelirse ona getirdiğinin on katı var. Kötülükle gelene ise yaptığından, yaptığının kadarından fazla ceza verilmez. Onlar haksızlığa uğratılmayacaktır. Hep diyorum ya, cehenneme girmek büyük çaba istiyor. Kim bir güzellikle gelirse ona getirdiğinin on katı var. Kötülükle geleni ise yaptığının kadarından fazla ceza verilmez. De ki, beni dost doğru yola Rabbim iletmiştir. Güçlü, pürüzsüz bir dine. Hanif olan İbrahim'in milletine. Müşriklerden değildi o. De ki, benim namazım duam kulluğum, bağışım, hayatım, ölüm, ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ortağı yoktur onun, bununla emrolundum ben ve Müslümanların ilkiyim ben. Şunu da söyle, Allah her şeyin Rabbi iken ondan başka Rab mi arayayım? Her benliğin kazandığı kendi üstünde kalır. Hiçbir günahkara bir başka günahkarın yükü taşı, yükünü taşımaz. Nihayet dönüşünüz Rabbinizedir. Tartışmaya girdiğiniz şeyleri o size haber verecektir. Ve Enam suresinin son, son, ayeti. Size yeryüzünde öncekilere, sizi yeryüzünde öncekilere halefler yapan odur. Verdiği nimetlerle sizi denemek için kiminizi kiminiz üzerine derecelerle yükseltmiştir. Niçin eşit değiliz? Çünkü Allah komünist değil. Rabbin ceza verdiğinde çok süratli verir ama o gerçekten çok affedici, çok merhametlidir.